Cümleten selamünaleyküm herkese. Hayırlı günler, hayırlı vakitler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız iyiyim Allah'a şükür. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Benim arkadaşlar bacada sıkıntı var. Bacanın azıcık etrafı kapanmış. Benim soba çok basıyor. Bundan dün akşam da arkadaşlar, hani dün değil dün önceki akşamda, malum iki gündür video atmıyorum, ufak bir risk yaşadım. Sabaha karşı uyandığımda evde o dönemlerle ben ayrı kalıyorum. Hani ayrı odalarda kalıyoruz. Benim oda arkadaşlar duman altıydı. Allah'a şükür çok bir sıkıntı olmadı. Hani ucuz atlattım diyeyim. Uyandım, uyanmasaydım belki şu an çok kötü şeylerle karşı karşıyaydık. Allah korudu, verim sadakamız varmış. Hani kurtardım. Bir zehirlenme yaşadım. Hastanede yattım biraz. Hastaneye gittim sonrasında. Sabah kalktığımda ilk başta bir şeyim yok gibiydi. Odayı havalandırdım vesaire, annem gibi uyandırdım. Yoğurt, mort yedim biraz bir. Sonra baş dönmesi, mide bulanması başladı. Sonra hastaneye gittim. Serum, oksijen verdiler arkadaşlar. Bir iki saat yatırdılar. Kontrollerim yapıldı. Allah'a şükür şu an çok iyiyim. Bir sıkıntı yok. Atlattım. Şimdiden geçmiş olsun diyen herkesten Allah razı olsun. Instagram'dan da görüp yazan izleyicilerim oldu. Onlardan da Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim şimdiden arkadaşlar. Ve bacayı açacağız. Çalımcıdan ne yapacağız önce? Çatıya çıkacağız arkadaşlar. Çatıda malum kar var. Hava günlük güneşlik bugün. Maşallah kar yağışı diyor ama günlük güneşlik bir hava var. Şimdi şöyle çatımıza doğru çıkalım. Bura kar arkadaşlar. Hep. Böyle bakalım. Güneş enerjisini de açacağım arkadaşlar. Tabii önce çatıyı açabilirsem. Yavaş mı? Oh. Zaten diz boyundan fazla da maşallah kar var. Şuradan iyi kötü çıkabilirsek. Ana oğlum. Maşallah. Göbeğime kadar geliyor arkadaşlar. Allah. Çatının şu köşeden çıkmaya çalışacağım. Onun için önce arkadaşlar şu telefonumu şu arkaya bir yere koyayım. Orada dursun. Çatı kaymıyor gibi arkadaşlar pek. İnşallah da kaymaz. Bakalım. Başaramadık arkadaşlar. Çatının bu kısmı kayıyor. Önden çıkmaya çalışacağım. Ya Allah, bismillah, bir önden deneyeceğim gidip. Çünkü bu taraf kayıyor arkadaşlar. Dibi yumuşamış. Bayağı bir. Şimdi gidip önden deneyeceğiz. Bakalım. Ön taraftan çıkabilirsem çıkacağım. Evet arkadaşlar. Yavaşça şuradan çıkıp şu tepedeki arka tarafı kar dolu. Onu yapacağız Allah nasip ederse. Kürek duruyor la. He? Kürek duruyor. Ne oldu? Kürek. Ha, atın kürüyor ya. Oğlum kayar mı? İyi ya, kayma yok. Yukarıya doğru. Bacana oraya bir yer var. Ya burada çay yok mu çay? At vereyim mi? Yok. Apala yapala gideyim bakalım. Bacanın arkasını alıver. Evet, çatıya çıktım. Bu taraf pek kaymıyor arkadaşlar. Kepçe de bir yandan yol açar. Oralarda. Lan benim arabayı gömme bak. Kalan yolları açıyorlar arkadaşlar, hele şükür. Arkadaşlar bacanın etrafı görünüyor mu tam bilmiyorum. Kapanmış. Ana bu niye bak? Çıktım çatıya. Şu bacanın etrafı kapanmış ya. Ondan çekmiyor galiba. Tamam, kapanmadı. Yerim kalmadı.
arkadaşlar. Bacanın etrafını alacağız. Ulan. Yetti, babam bulacak. Babam da diyecek. Yetti, benim şeyi kapattı diyecek. Durduğum yerlere. Görünüyor mu oradan? He? Yukarı taraf görünüyor mu oradan, yukarı mahalle? He. Babayı yak bakalım. Yok, daha şey zorbanın bacanın şeylerini temizler. Ana, Ercan bize semir verecek diye gitti mi? Ercan abi indi de gitmemiştir inşallah. Ercan abi. Bir şey yapalım mı? Bacanın içinde ziftler var, oraları kıracağız. Hı. Bacanın etrafı tamam. İyi. Enerjiyi de açayım mı? Açabilir mi? Açar mı zaten? Kayar dedin ha. He? Kayarsa. Ya iyi, kötü tutunurum ben oraya. Evet arkadaşlar. Muhtar da yolları açıyor. Babam gil var orada. Yunus Emre sizleri şöyle bir götürsün, gezdirsin. Ne yaparlar, işleyler. Bakalım birlikte. Ben çaptan inemiyorum. Yunus Emre paşam, hadi git oraları bir çek gel bakalım ne yaparlar. Tamam.
Tamam. Çekiyorum. Ha. Evet arkadaşlar. Şimdi şu enerjimizin üstünü alacağım. Burada riskli, aşağı kayıyor arkadaşlar. Şura zaten kaydı. Ha şöyle. Camı bir şey olmasın, zarar görmesin arkadaşlar. Açam lan, iyi mi? İyi. İyi açtılar mı lan oğlum? Açtılar. Zaten biraz daha hava yumuşarsa bu çatıda karlar kaymaya başlar. Hemen güneş eritmeye başladı. Bu iki tarafı da yukarıdan şey yapacağım arkadaşlar, çünkü şu tarafa tam güvenmiyorum. Ben şöyle. Basma. Şöyle kar yığdı mı şuraya? Az bir gideyim. Bir de atayım da. Olursa hemen buralara tutunacağım.
söyledi mi? Vuruldu. Yüzlerini aç çete. Çıksın hiç tabanını zorlama. Ha. Burada buz var ya. Tamam bulsun oğlum buz olan. Bu kendi erir azar. Aha. Buz olan varsın olsun önemli değil. Şöyle. Enerjiye basma onu değil mi lan? He? Enerjiye basma onu değil mi? Yoo. Kar yığdı mı? Şöyle. Üstüne basın. Orayı da kaptırıver ama şimdi biliyor musun? Ağırlık basıp da can vurulmasın. He. Kalsın beyazca kalsın önemli değil. Bakmaz ulan. Babam ne uğraşmaya yeter. Tamam. Kürekleri al. Evet, bacanın etrafını açtık arkadaşlar bayağı. Halacım verirse şimdi basmaz gayrı. İnşallah. Şimdi ben deneyim. Geliyor musun? Zaten Ramazan eminim arabada baktım oraya bilmem. Abi. Valla tamam abi. Ben bacanın etrafını açtım ilk önce. Kendim de geliyorum. Baba dayayacak mısın? Dayayın dur. Evet, bacağın etrafını enerjiye açtım arkadaşlar. Şimdi babam şuraya açacak. Burada da şey yeri var, ocaklık. Annem pişirecek yarın. Çatılardan karlar eriyor arkadaşlar. Bayağı büyük bir badire atlattık. Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı olmadı ama dediğim gibi az kalsın. Yani kömür falan yaksak demek ki zehirlenecektim. Yine iyi bir şükür bir şey olmadı ya. Şimdi şöyle bir gidelim. Herkes bizim gibi arkadaşlar çatılarda vesaire uğraşıyor. Şuralarda kepçe açmış. Tekrardan bir gelip de oğlum gene yüzünü almış gitmiş anasını satayım, bir şey değişmemiş. Ercan abi kolay gelsin. Sağ ol mısın? Ya bak. Ya su birikiyor ya burada. He. Gelip geçene bak çapçuk çapçuk. Şuralara Ercan abi de açıyor arkadaşlar kepçenin arkasından. Kepçe de iyi yol açıyor diye sevindik de. Şu
Şurada yukarı yine bırakmış herhalde değil mi? Yine şuraya bırakmış abi ya. Zaten bir şurada kalıyordu araba. Yine aynı yerde kalacak. Ramazan Emin'in arabaya bakalım. Bir gömüldüm. Şöyle bir gideyim. Ali abi ne yapar? Çatıya mı çıkar o da? Tamam varayım ben de abi aslında. İnsanıma demiri götür koş koş yapacağım. Bacağı bir borunun ağzını girdiği yer arkadaşlar. Zift olmuş tabi o bacağın etrafında kar olunca. Kar eriyip buhar yapıp bacağı baskınlamış. Yüksek ihtimalle ondan dolayı bir sıkıntı yaşadık. Rabbim bir daha yaşatmasın arkadaşlar. Herkes dikkatli olsun soba kullanırlar. Ah, ah. Allah az kalsın. Geçen gün bayağı bir sağlam sıkıntı yaşadım. Her varlığın gözü kör olsun. Allah'ım buna da şükür. Evet şuradan kar inmişti arkadaşlar az önce de Allah'tan şurada kar olunca tutmuş. Ramazan ayının araba gömülmemiş. Buralar böyle açılmış arkadaşlar. Bizim arabanın olduğu yerde şurası. Biz zaten arabayı genelde oraya koyuyordum. Şöyle şu arkasındaki karı alırım. Şuraya koyarım. Şuraya yanaştırırım. Kimseye zarar olmasın. Şuradan bir de su içelim. Çeşmemizden. Ne o araba ateş gibi vallahi yanıp gelir. Yavaşça doğru gidelim bakalım arkadaşlar. Bacayı ne yapacağız? Her yer eriyor arkadaşlar. Yolumuz da yine şükür açıldı. Buna da şükür arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Her şey olduğu kadar oluyor. Bir dediğim gibi bizim en önündeki yokuş daha biraz. Ben kalmıyorum Allah'a şükür benim araba çıkıyor da. Millet kalıyor sürekli. Biz yardım ediyoruz burada. Biz uğraşıyoruz. Sabah yine Ramazan Emir buralarda kalmış. Beni aramış. Ben uyuyordum. Dün çünkü malum. Dün sabah arkadaşlar bu rahatsızlığı yaşadığım için hastanedeydim. Gece zaten kalktığımda uyuyamadım geriye. Sonra hastane vesaire. Biraz uykusuz kaldım. Bugün saat 1'de mi? Ne kalktım? Hemen kalkıp bacayla uğraşmaya başladık zaten. Şimdi Allah nasip ederse bacamızı yapalım. Böyle komşulara da bakalım ne yaparlar, işlerler. Bir şükür arkadaşlar dedim ya. Ama buradan da çıkar ya. Benim araba çıkıyor Allah'a şükür. Gerisi önemli değil. Onlar da iyi kötü çıkar. Allah. Annem geldi. Daha yeni halletmişler sobayı. Zaten temiz arkadaşlar. Ben geçen gün temizledim yanmıyor diye. Buralar bayram yerine dönüyoruz. Buz göleti olur abi. Hava soğuğu verdi mi? Şipidik şipidik. Başka su var sanki. Baksana bir. Valla. Bir su layık su var zaten abi. İşte yukarıya iyi kötü. Demin başka su var. Bidi 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 bidi. Yeni mi öğreniyor abi ötmeyi? Abi maşallah. Bayağı bunlar etli butlu gibi ya. Ya da tüyleri mi pofuduk? Eter az olduğuna. Şunlar ha. Ok ok ok. Bunlara. Evet bir de arkadaşlar Ali abinin balkon var şurada. Şu elimle gösterdiğim uç taraf önden göstereyim. Burada bayağı bir sıkıntı eğilmiş çökmek üzere. Çünkü arkadaşlar lodos başladı. Kar erimeye başladı. Ağırlık yapıyor bayağı bir. Bakın şöyle çadı şöyle eğilmiş. Şimdi orayı Allah nasip ederse Ercan abi yapabilirse bakacağız.
Ali abi çıkamaz belki de. Ercan abi çıkar. Şöyle gidip bir bakalım Ali abi ne yaptı. Yardımlık bir şey lazımsa hemen yardım edelim. Buralarda kepçeleri uğraşmış. Buralarda bir şeyler etmişler. Düşmemiştir adı. Abi hoş geldin. Nasılsın ya? Hoş bulduk abi. Valla hastayız hala. Hastalık devam. Devam ediyorum. Şurayı açamadık ya. Şimdi Hazeri. Şimdi Hazeri. Abi mahvediyor ya yukarı. Ercan abi sesleri var. Ses gelmiyor ses. Gidek. İyi kötü çıkmış. Ha? Burada. Ercan abi ne al vaziyet? Sıkı dur bak. Olunca direkt çıkmaz demeyin. Yok abi direkt çıkma zaten ya. Ne diyor sıkıntı burada değil mi? Bak gayri. Çünkü götü gidecek abi şuna baksana. Sen öyle oğlum oraya yassıydı lan. Bak gari. Bizde yassılaştı değil. Ora kırılmadan yine bu karşının kafaya da. Valla. Ya unutura kırdanıdan da olsun. Hazırlanmaya çatacakacağız diyeceğim bana. Nereye yapalım yapacak. Nereye kırılmadan önünü mü alayım? O da doğru. O işler öyle olur adam. Nereye kırılmadan önünü mü alayım o zaman. Tek başıma şakamayacağıma göre sizden de şakacaklar. Yani ben kendimi düşünüyorum. Zaten sen düşünmeyin. Valla neyse düşersen karşı kafaya takma. Pamuk gibi olur abi o şimdi üstüne elim. Altıma geçti yumuşak bir şey. Ben onun için hala bir geçtim. Ben de daha şey kalır. Sen atla tamam atla ben tutayım o zaman. Ha? Atla ben tutayım. Zaten bu düşerse komple kayar düşer kanka. Aa, altında bir risk olmasın sıkıntı değil mi? Şu görevi değil. He bir taraf yumuşak da altı çok sert lan abi yukarıda ben ne fark ettim. Altı eski var. He. O zaman varlar. Ercan yeter kaynağı burada mı kaçmak ben be? Allah'ın izniyle o kayarken ben var ya burada. Spiderman'lik yaparsın sen oradan kayarken biliyorum. Hemen ağattığına karşı kabağa uçarsın değil mi? Hemen cav cav. Yeter oranın yükünü aldın işte. Ne? Yükünü aldın oranın. Hı, geri dıkadık koyalım. Çiziyi dıkadık lan. Suyun önünü. Kendini kesti. Şöyle ezdik bu. Arabayla geçirken ben az sonra çıkarım ben. Şimdi ağırlaşıyor. Sonra ağırlaşıyor. Sulu kar gelirse. Az yağmur, sulu kar bir şeyler geliyor. Sulu karı yerime çatı kaymazsa sulu kar düşük erdi. İki kayacağını sanmıyorum. Çok düz. Çok mu düz? Ya onlar rahat duruyor burada sen. Ondan böyle rahat duruyorum ben. Rahatsın, rahatsın. Oralarda. Bahçe sura yurduk. Çizi yıkadık. Şipilik şipilik. Allah Allah. Ben şunu unuttum arkadaşlar. Sıcak su açtım. Nasıl geliyor kocam? Abi gönder gelsin. Çay mı? Oo. Ama Ercan abi bekliyor ya. Çay var diyor. Hadi çay içeri diyor. Lan iki dakika daha dur şu an. İki dakika daha dur diyor. Onun küreği almadı. Ben de onun küreği aldım. Enerjinin üstünü açan ne? Demir küreği vursak patlatırın dedim şimdi. Demir küre kaldı evet. Hala ama dikkat et.
Kafayı burada otur. Helal. Buradan hiç yamuk görmüyor dostum. Senin dediğin gibi. Senin göz olsa sen usta olurdun zaten. Buradan düz gözüküyormuş abi. Oğlum buraya gelin ya, hiçbir şey yok gibi. Aşağıdan yamuk gözüküyor Mustafa'nın oradan. Evet. Evet yani sen ona vurdun yamuk. Haydi bir koyver be. Yarın çay içelim boş ver. Hadi çay varmış çay. Çay için ondan sonra bakarız. Ben de bir sokalım ona. Kendine vereyim. Dur lan karataya geleceğim. Üstü üzerine koca bir parçayı ayırıp gider gibi oradan ayma. Vallahi. Ha. Küt. Ufakla sayılmaz. Evet. Çay içelim arkadaşlar, içeri gidip. Hazır beleş çay bulduk. Çay severim. Annem geldi. Bunları da bir arayayım bakayım ne yaptılar sobaya. Bir sıkıntı var mı? Git. Nereye kaçın? Evet arkadaşlar, gün batıp gelir, akşam oldu, bayağı bir oturduk Alaabil'de de çay kahve derken vakit geçirdik, annemgili de yalnız bıraktım, bakalım bizim soba ne durumda, olmuş mu, inşallah olmuştur arkadaşlar çünkü dediğim gibi sıkıntı yaşadım bayağı bir, tekrardan buradan da arkadaşlar geçmiş olsun diyen arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten. Rabbim kimseye yaşatmasın. Kar yağıyaydı. Oh. Niye bana? Ali abi çıktı çatıya. Kolay gelsin abi. Ya aç canı aç bakayım. Aç bakayım, belki her an düşebilir. Aman abi Allah korusun. Lan. Kendi yumurtasını içiyor. Kendi çocuğun iyiydi. Senin köpekler mi aldı onu kuzum? Kendi çocuğunu yiyen cani tavuk. Niye yedin lan? Çocuğun da o senin. Nasıl kıydın ona? Bili. Hani ayaklar da üşüyor da beyaklar arkadaşlara bakın. Kıyamam yukarıda tutuyorlar. Senin kendi çocuğun yedin seni dövecen. Kim kimse mi? Ocaklığını aç. Annemin ocaklığını açmış babam arkadaşlar. Ali abi de çatıyı kürüyor. Ne? Yavaş cana kaç abi, yavaş cana ha. Buranın da bunu bir alayım gösterecek. Ha, oranın mı abi? Al ya. Kim var lan evde? Babam var. Annen nerede? Aşağı. Aşağı mı annem? Evet arkadaşlar, üzücü bir haberle geri evden iniyorum. Benim soba olmamış. Baca çekmedi vesaire. Yine dumanlamış. Geçenki korkumuzdan dolayı annemgil bayağı korktu tabi. Sonuçta evlat kolay değil. Şimdi Allah korusun bana bir şey olsa şimdi nereden bulacaklar bir çocuk daha? O yüzden benim odayı değiştireceğiz. Bir odamız daha var boş kullanmadığımız. Hani şöyle kullanmadığımız derken hani yatılmayan bir odamız vardı. Sobası olmayan. Orayı geçeceğim. Oradaki eşyaları şu anki büyük odaya taşıyacağız. Hem o diğer oda küçük biraz daha. Kolayca ısınır. Orada çok üşüyeceğimi zannetmiyorum. Sobayı oraya alacağız. Çünkü ora olmamış. Yine duman şey olmuş. Baca Ercan abi gibi falan da baktı bizim. Dediler neyse dursun kış günü uğraşmayalım sonra yapalım dediler. Şimdi arkadaşlar biz de paşamla arabanın arkasında az bir karbonu atacağız. Oradan yavaşça ben arkadaşlar baş köprüye doğru gideceğim video atmaya. Bu videoyu sizlerle buluşturmak için oraya gideceğim. İnternet orada iyi çekiyor. Malum köyde pek internet çekmiyor. Benim oğlum Allah'tan arkadaşlar çatıyı kürmek için çıktığım yer enerjinin altı şu anda kaydı. Aşağı doğru comburlop gitti.
Yol kapandı büyük ihtimal. Babam gene çok yol açacak bilmesem bile. Babam gidene kadar orayı koymaz lan öyle. Daha azıcık bir kar varmış. Arkasında paşam az bir şey var. Atı verelim. Evet, biz bunu halledip buradan şuracık bir şeyle bunu halledip buradan ben gideceğim arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, videomuzun da yavaştan sonuna gelelim. Buradan artık ben gideceğim. Bu videoyu sizlerle buluşturacağım. Daha düzenleyeceğim vesaire. Şimdilik köydeyim mi, işi bıraktım mı vesaire diye birkaç sorular da vardı arkadaşlar. Onları da cevaplamak istiyorum. İşi bırakmadım. Herhangi bir işlemde sıkıntı yok. Yağışlardan dolayı arkadaşlar arazide çalıştıkları için şu an çalışamıyorlar. İzneye çıktılar. Biz de izindeyiz. Hani belki bir ay sürer bu izin. Belki 10 gün sürer. Belli olmaz. Biz o süreçte boşlukta kaldığımız her gün videolarımıza devam edeceğiz. Hani umarım hoşunuza gidiyordur. Elimden geldiği kadar sizler için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Video çekiyoruz vesaire. Dediğim gibi arkadaşlar yaza çok para lazım. Hani ailemden destek alacağım tabii ki. Abimden destek alacağım. İşte arkadaşlarımdan, akrabalarımdan artık hani destek verecekler. Allah razı olsunlar. Hani yavaş yavaş hani kendi imkanlarımla tabii ki çoğu şeyi yapacağım ama hani gerektiği yerde destek verecekler. Çünkü arkadaşlar bizler hani o kadar böyle Allah'a şükür altımıza ayağımızı yerden kesecek bir arabamız var. Şükürler olsun. Hani onu da babam rahmetli dedemden aldı. Hani maddi durumumuz o kadar hani iyi insanlar değiliz. Hani hayvancılık falan uğraşmıyoruz. Çünkü yapsak hani Allah'a şükür şimdi hayvancılık falan yapsak belki biraz daha kimseye ihtiyacım olmaz ama şimdi hayvancılık yapamıyoruz. Annemgil bakamıyor. Ben bakamıyorum. Yerimiz yok vesaire. Bir sürü sıkıntı. Hani şu an inek bakıyoruz sadece. O da zaten çok masraflı oluyor. Satacağız yüksek ihtimalle. Ki zaten benim de nişana ya da işte herhangi bir şey olacağı zaman yüksek ihtimalle yaza inekleri satacağız. Rabbim sonumuzu hayır etsin. Destek verecekler. Allah razı olsun arkadaşlarımdan da. Arkadaşlar videoyu burada keselim. Daha fazla uzatmayayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a şükür umudumu hiçbir zaman kaybetmiyorum. Bir şeyler için savaşıyorum. Ve hayatım boyunca da savaşmaya devam edeceğim. Bir şeyleri bırakmayacağım kesinlikle. Hani hiçbir şeyin Allah'a şükür şu ana kadar başladığım hiçbir şeyi yarım bırakmadım. Hani hepsini bir şekilde devam ettirdim. Mesleğimle özellikle hani savaştım. Bugünlere geldim. Bundan sonra da her şeyin güzel olacağına inanıyorum. Hani Rabbim izin verirse herhangi bir sıkıntı olmaz inşallah. Gezen Yeşif Instagram adresim. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek isteyen, konuşmak isteyen vesaire. Ben herkese dediğim gibi hani iletişime açık bir insanım. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.